Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Evet değerli kardeşlerim, günahlarımızın affedilmesini istiyoruz. Bunun bir pratik yolu var mı? Hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Men gâle ve huve sâcid felâthe merrât Rabbighfirli Rabbighfirli lem yerfa hatta yaghfirallahu lehu. Her kim secdede iken 3 kere ey Rabbim beni bağışla derse, Cenab-ı Hak onu bağışlamadan başını secdeden kaldırmaz. Bu bir hadis-i şerif. Dolayısıyla secdede ne diyeceğiz? Subhane rabbiyal a'la'lardan sonra Rabbighfirli 3 defa. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Rabbim günahlarımızı affediyor. Ham insan fıtratı nasıldır? Bunu öğrenmemiz lazım. İnsan yaratılışında kendi nefsine muhip olarak yaratılmıştır. Yani herkes kendini sevme özelliğinde yaratılmıştır. Yani başkalarını değil, sadece ve sadece kendini sevme fıtratında yaratılmıştır. Nefsine muhip olarak yaratılmıştır. Hatta bizzat nefsi kadar hiçbir şeye sevgisi yoktur. Demek ki nefsi kadar hiçbir şeye de sevgisi yoktur. İnsanın fıtratı bu şekilde, bunu geliştirmemiz, değiştirmemiz, dönüştürmemiz lazım. Peki bu cihazat bize niçin verilmiş? Cenab-ı Hakk'ı hamdü sena için kendisinde yaratılan cihazatı kendi nefsine hamd ve sena için sarf ediyor. Az önce gördük, insan kendi nefsini sevme fıtratında yaratılmış. Peki Cenab-ı Hak insana bu kadar özellikler vermiş. Kainat kitabını okusun, gözüyle okusun, kulağıyla alemi mesmuatı dinlesin, işitme alemini, ona göre tefekkürlerini yapsın. İşte kokular alemini koklayarak ona göre Cenab-ı Hakk'ın esmasına ulaşsın. Akıl manaları tefekkür etsin. Kalp hislerle, sevgilerle, muhabbetlerle yoğrulsun. İşte vicdan kendi alanında, ruh kendi alanında, diğer hissiyatlar kendi alanında, işte elimiz, kolumuz, ayağımız, midemiz, işte diğer organlarımız, bayağı bir donanım var bizde, cihazat var. Bunlar ne için? Cenab-ı Hakk'ın maddi manevi nimetlerini görecek kişi ne yapacak? Cenab-ı Hakk'ı hamdü sena edecek, onu övecek. Hamdü sena için kendisinde yaratılan cihazatı, bu kadar cihazlar, maddi manevi organlar, latifeler Cenab-ı Hakk'ı övmek için bize verilmiş. Ama biz ne yapıyoruz? Ham insan fıtratı kendi nefsine hamd ve sena için sarf ediyor. Böyle yapan kişi kendini övüyor, kendini savunuyor. Asla yanlışlarını, kusurlarını, noksanlıklarını görmek istemiyor. Sadece ve sadece övülmek istiyor, takdir edilmek istiyor. Halkın teveccühünasını istiyor, tahsinlerini, takdirlerini istiyor. Bunlar yanlış şeyler, imtihanı kaybettirir. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Başkalarını sevmemiz lazım, manayı harfiyle sevmemiz lazım. Yani çoluğumuzu, çocuğumuzu, akrabalarımızı, tanıdıklarımızı, hatta bütün Müslümanları sevmemiz lazım. İnsanlara şefkat etmemiz lazım. Fakat ham insan fıtratı sadece kendi nefsine odaklanıyor. Dolayısıyla bunları İslamiyet'le, Kur'an'la geliştirmemiz, değiştirmemiz lazım. Cenab-ı Hakk'ın verdiği organları, maddi manevi, onu hamdü senada kullanmamız lazım. Kendi nefsimize hamdü sena için sarf edersek imtihanı kaybederiz. Rabbim bizleri bağışlasın. Es-sebebü kel-fail yapsın. Şahs-ı maneviden hissemizi ziyade eylesin. Allah'a emanet olun.